Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. "Müflis kimdir bilir misiniz?" diye buyurur. Sahabe radıyallahu an şöyle der. "Ey Allah'ın Resulü, bize göre müflis, kâr ettiği parası pulu olmadığı gibi malı da kalmamış kimsedir." Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. "Benim ümmetimin asıl müflisleri kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna namaz, zekat, oruç gibi ibadetleri yapmamış olarak gelir. Bunun yanında falana küfretmiş, filana iftira atmış, şunun malını yemiş, öbürünün kanını dökmüş, bir başkasını dövmüştür. Böyle yaptığı için işlediği bütün hayırlar, haksızlık yaptığı şuna buna dağılır. Hak sahiplerinin alacağı bitmeden kendisinin iyilikleri bitince, hak sahiplerinin günahlarından alınır, haksızlık yapan kişiye yüklenir ve böylece cehenneme atılır. İşte asıl müflis budur. Sen de böylesi bir hesap gününde günahlarını ve başına gelecekleri şöyle bir düşün. Çünkü riya afetinden ve şeytanın tuzaklarından kurtulabilmiş bir iyilik yok. Uzun bir süre içinde bu afetlerden de şeytanın tuzaklarından kurtulmuş bir iyiliğin olsa bile, onu da kendisine haksızlık yaptığın kimseler gelip elinden kapar gider. Gündüzleri sürekli oruç tutan ve geceleri hep ibadet eden biri olsan da, kendi kendini şöyle bir hesaba çektiğinde, hemen her gün ibadetlerinin sevaplarını silip süpürecek derecede Müslümanların gıybetini yaptığını rahatlıkla görebilirsin. Müslüman kardeşlerin hakkında yaptığın bir gıybet bütün iyiliklerini götürürse, ya geriye kalan haram ve şüphelileri yemek, ibadetlerdeki taksiratların durumu ne olacak? Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı bir hesap gününde yaptığın haksızlıklardan kurtulmayı nasıl murat edersin? Ebu Zer radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbiriyle tozlaşan iki koç gördü ve buyurdu ki, "Ey Ebu Zer, şu iki koçun ne sebeple tozlaştığını biliyor musun?" Ebu Zer, "Hayır, bilmiyorum" der. "Fakat Allahu Teala biliyor ve kıyamet gününde ikisinin arasında hüküm verecektir." Ebu Hureyre radıyallahu an şu ayet hakkında şöyle der. "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan bütün kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi birer ümmettir. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler. Hayvanlar ve kuşlar da dahil olmak üzere bütün canlılar kıyamet gününde diriltilerek mahşer yerinde toplanırlar. Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı şekilde hassas bir biçimde ilahi adaletten bütün canlılar nasiplerini alırlar. Sonra Cenab-ı Hak hayvanlara "Şimdi toprak olun" buyurur. İşte kafirler de o zaman "Keşke biz de toprak olsaydık" diye temennide bulunurlar. Ey zavallı insan! Uzun yorgunluklarla işlediğin iyiliklerin amel defterinde bulunmadığını gördüğün o günde halini nasıl olacağını hiç düşündün mü?
O zaman geldiğinde sen şöyle soracaksın: bütün yaptığım iyi ameller nerede? Sana şöyle cevap verilecek: senin iyiliklerin haksızlık yaptığın kişilerin defterlerine kaydedildi. Sense uzun süre ve büyük sıkıntılara katlanarak işlemekten kaçındığın günahlarla defterlerinin dolu olduğunu göreceksin. Onları görünce diyeceksin ki: ya Rabbi, bunlar benim hiç işlemediğim kötülüklerdir. O zaman sana şöyle cevap verilecek: bunlar senin gıybetini yaptığın, sövdüğün, kötülük yapmaya kastettiğin alışverişte, komşuluk ilişkilerinde, konuşmalarında, tartışmalarında, ders verirken ve diğer ilişkilerin esnasında zulmettiğin insanların kötülükleri. Ebu Mesud radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: şeytan artık Müslümanların bulunduğu yerlerde puta tapılmasından ümidi kesmiştir. Fakat o, bunun dışında sizi küçük düşürücü günahları işlemeniz yeterli görür. Onlarsa insanı helaka götüren günahlardır. Öyleyse gücünüz yettiğince zulümden sakının. Bir kul kıyamet gününde dağlar büyüklüğünde ibadetle gelir. Bu ibadetlerle kurtuluşa erdiğini düşünür. Çok geçmeden biri çıkıp gelir ve şöyle der: ya Rabbi, falan kişi bana haksızlık yaptı. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: git, onun iyiliklerinden hakkını al. Adamın iyilikleri bitinceye kadar bu şekilde hak talep edenlerin arkası kesilmez. Bu adamın durumu şuna benzer: çölde yolculuk yapan bir kafile bir yerde konaklarlar. Fakat yakmak için yanlarında hiç odunları yoktur. Dört bir yana dağılırlar, odun toplayıp gelirler. Topladıkları odunu getirip yakarlar. İşte günahlar da böyledir. Ateşin odunu yaktığı gibi iyilikleri yer, bitirir. Muhakkak sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz siz de kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Okunan ayet inince Zübeyir radıyallahu an şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, birbirimizin arasında geçen ve kişiler için günah konusu olan konular yeniden dava konusu olacak mı? Efendimiz: evet, hepsi yeniden ele alınacak ve her hak sahibine hakkı teslim edilecek buyurdu. Vallahi, vallahi durum çok çetin, dedi Zübeyir radıyallahu anh. Ey biçare insan! Öyleyse sen de yanlış atılan bir adıma müsamaha edilmeyen, bir lokmanın ve bir kelimenin bile olsa hesabı sorularak zalimden mazlumun hakkının alınacağı günün vereceği sıkıntının şiddetini ve önemini iyi kavra. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Allah kıyamet günü insanları çırılçıplak, toz toprak içinde ve bilinmez bir şekilde mahşer yerinde toplar. Ey Allah'ın Resulü, bilinmez şekilde ne demek? Yanında kimsenin bulunmadığı halde sonra Rableri, hem yakındakilerin hem de uzaktakilerin duyacakları bir sesle kullarına şöyle seslenir: ben hem sultan ve hem de yargılayıcıyım.
cennetlik bir kimse, eğer üzerinde cehennemlik bir kimsenin hakkı varsa, bu hak kendisinden alınıp hak sahibine verilmeden cennete giremez. Cehennemlik bir kimse de, eğer üzerinde cennetlik birinin hakkı varsa, bu hak kendisinden alınarak hak sahibine verilmeden cehenneme girmez. Yapılan haksızlık bir tokat bile olsa. Sahabe-i kiram sordular. Bu ödeşme nasıl olur? Hani bizler çırılçıplak, toz içinde ve yapayalnız Allah'ın huzuruna gideceğiz. Oradaki hakların ödeşmesi sevaplar ve günahlar ile olur diye buyurdu Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın kulları! İnsanların mallarına el koyarak, ırzlarına saldırarak, kalplerini kırarak ve ilişkilerinde kötü davranarak insanlara haksızlık yapmaktan sakının. Çünkü sadece kulla Allah arasında kalan günahların affedilmesi daha çabuk ve daha kolaydır. Başkalarına haksızlık yapmış ve üzerinde kul hakkı bulunan kişiler öncelikle bundan dolayı tövbe etmelidir. Eğer hak sahipleri ile helalleşmek zorsa, herkesin hakkını alacağı güne hazırlık yapmak için çokça iyi amel işlesin. Bu hasenatın bir kısmını da ihlasla ve sırf kendisi ile Allah arasında kalacak şekilde gizli olarak yapsın. Bu ibadetlere Allah'tan başka kimse muttali olmamalı ki, böylelikle Allah'a yakınlık kazanarak, haksızlığa uğrayanların istediklerini karşılamak üzere, Allah'ın mümin kulları arasında sevdiği kulları hesabına hazırlamış olduğu bağışlardan pay alması ümit edilir. Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorken, azı dişleri görünecek şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güldüğünü gördük. Ömer radıyallahu anh sordu. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Seni güldüren nedir? Ümmetimden iki kişi Allah'ın huzuruna geldi, diz çöktü. İçlerinden biri şöyle dedi. Ya Rabbi, bu kardeşimden hakkımı al. Cenab-ı Hak da diğerine şöyle buyurdu. Kardeşine hakkını ver. İkinci kişi şöyle dedi. Hiçbir iyi amelim kalmadı. Cenab-ı Hak alacaklı olana şöyle der. Ne yapacaksın? Hiç iyi ameli kalmamış. Diğeri, Ya Rabbi, o halde hakkım kadar günahlarımdan yüklensin. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar aktı ve buyurdu ki, o gün öyle bir gündür ki, her günahkar o gün günahlarını yükleyecek birilerini arar. Cenab-ı Hak alacaklı olana şöyle der. Başını kaldır ve şu cennetlere doğru bir bakıver. Adam başını kaldırıp bakar ve şöyle der. Ya Rabbi, gümüşten bir takım yüksek şehirler, incilerle süslenmiş altından saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygambere veya sıddıka yahut şehide ait acaba? Bu gördüklerin bana bedelini ödeyenlere verilecek. Ya Rabbi, bunun bedelini ödemeye kimin gücü yetebilir ki? Sen bunun bedelini ödeyebilecek güçtesin, diye buyurur Allah. Kul, nedir o? Diye sorar. Bunun bedeli şu kardeşin üzerindeki hakkını bağışlamaktır, diye buyurur alemlerin Rabbi.
kulda, ya Rabbi, onun üzerindeki bütün hakkımı bağışladım diye nida eder. Allah Teala ona şöyle buyurur: kardeşinin elinden tut ve onu cennete sok. Bu sözlerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'tan korkun ve birbirinizin arasını düzeltin. Gördüğünüz gibi Allah'tan müminlerin arasını düzeltiyor. Şimdi kendi kendine iyice düşün. Eğer kıyamet gününde amel defterinde haksızlık bulunmazsa yahut Allah'ın lütfuna mazhar olarak affa uğrar ve ebedi saadeti elde etmen kesinleşirse, nasıl büyük bir sevinçle mahkeme yerinden ayrılırsın. Artık rıza elbisesini giymiş, sonrasında bedbahtlık olmayan bir saadet ve asla yok olma tehlikesi bulunmayan nimetler elde etmiş oluruz. İşte o zaman kalbin sevinç ve neşeden uçacak gibi olur. Yüzün ayın 14'ü gibi parlak ve aydınlık olur. Allah kulunu öyle sever. Öyle sever ki sevdiği kuluna sahip çıkarken üzerinde hakkı olan diğer kula cenneti bahşeder de sevdiği kulunu korur. Sevdiği kullarının arasını yapar, iki kuluna da sahip çıkar. Sen de sevilmek istemez misin? O zaman bir yandan peygamberinin ümmeti olan, diğer yandan Allah'ın kulu olan kardeşini üzme. Hakkına girme. Affet. Özür dile. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilahe illallah.